Günaydın, merhaba. Bugün alışveriş günü. Erimki'ye gidiyoruz. Ramazan alışverişi yapıyoruz. Altın topla bitti ama Meral. Ben ne yapayım? İn aşağı, arkadan çek de gel. Hiç ovaların halini çekersin sen. Buraya bir şey yiyin. Duygu teyze, konuş. Buralara mı koymayacaksınız? Hayır. Hayır Ahmet'ciğim, senin sesini koyacağım. Sohbet muhabbetimizi koyacak. Neyi yakalarsam onu koyuyorum. Yani göz kırpmasını yakalarsam onu koyuyorum. Şimdi kamerayı aynı desen çevirirsem seni koyacak. Ticaret merkezi. Hakikaten altın topları çok güzel görünüyor ya. Hem alerjisi olan için sıkıntı ama. Altın topları ne? Ama yanındaki hoş gibi. Görmüyor musun yolun kenarına bak sarı sarı? Sarı sarı ağaçların üstündeki topçuktur aslında ama dizi dizi olan çizgi gibi görünüyor. Bak bunlar. Altın top. Altın pot. Yağmurlu olmasa bir fotoğraf çekin. Evet yakın. Hastanenin orada ben video çekerken var arkamda çok güzel. Görüyorum. Belki dönüşte yağmur biter. Güneşli günler bizi bekliyor. Yağmurlu bir Kıbrıs gününden merhaba. Bugün alışveriş günü. Erimki'ye gidiyoruz. Ramazan alışverişi yapıyoruz. Oraya gidince şeyde otoparkta açılış yapalım. Dalga geçiyor arada annem. İsteyerek. Tabii ki. Herhalde çeksin belki koyarım hoşuma gidersen. Sonra ne polis videoyu izledi ve ceza yazdı. Asla açılış yapmıyorum. Belki böyle doğaçlama yapmışken koyarım. Ama biz şehir içindekine gideceğiz. Bu yapım artık. Evet. Ay evet. Keşke gidiyormuşuz. Liste evde kaldı. Fotoğrafını çektim. İşte tamam, doğru insan. Alışveriş. Onu da çekmiştim ama onu burada bıraktım. Adamın yazıklarından bahsediyorum ben. Fotoğrafını çektim. Tamam. Bunu da çektim ama onu burada bıraktım. Adamın yazısında büyük bir ihtimalle çantama koydum. Cüzdanla beraber. En son ben onu ocağın yanında gördüm. Sonra fırının üstüne gitti, masanın üstüne gitti. Benim işe var onunla beraber gezdi. Bu sabah anne, bu sabah. Bu sabah evet. Bütün gecesi de masanın üstünde bekledi. Kahve makinesi orada değildi. Evet, ülkeye geldik. Sevgi nerede? Bakın bakalım arkada mı? Evet, Ahmet de bakıyor. Arkada kocaman bir tür var. Bakalım. Hala tam buna gitmiyor. Bizi takip ediyor kesin. Vay canına. Anne. Anne. Şuradaki Mardo'yu gördün. İlkokuldayken Erilköy'e gez yap dedik, şuradaki Marla dodondurma yemiştim. Kurtuluş İlkokulundaydım. Bu tarafa geldiler, çocukları orada bir durdururlar zaten. Allah! Erilköy'e bak. Erken erken gelek diyorlar, biz ilk defa bu hafta bir de Ramazan öncesi tüm Türkiye'yle vurdu. Allah'ım! Evet, bugün de korona olmazsak arkadaşlar hiçbir gün olmayız. Hayır, pardon, bulalım da korona olmayı bulalım, sanmayacağım. Maske aldık mı? Ben aldım. Ben aldım. Teyze sağda var. Babam da aldı. Cibin çıktığı yerde var teyze sağda. Teyzem daha ön tarafa gitmeyi planlıyorum. Belki başım vardır diyorum. Demince gördüm ben, dön.
bu burada. Bit hiç merak etme. Evet. Zor. Çok zor. Oh no. Oh no. Ha, burada yer var. Evet. Kapının önünde park etmek diye bulabilirim. Gördünüz mü? Sanki burası beni çağırdı. Kapısından merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yoğun geçen bir alışveriş günüydü. Ramazan girmeden önce pazardan sonra pazartesi, yine 3 ayların içinde tuttuğumuz pazartesi orucumuzu tutacağız. Salı günde Ramazan'ın birinci günü, inşallah Allah nasip kısmet ederse o günleri görürsek diyelim, Ramazan'a başlayacağız. O yüzden bir kapsamlı alışveriş yaptık. Burası da çok kalabalık. Yani ben ömrü hayatımda bu kadar kalabalık görmemiştim. Biraz da yarın olmadığı için, yarın kapalı olacağı için bu kadar kalabalık. Telaş ettik ama arabaya sığdık. Çocuklara bir arabaya aktaracağız. Biz buraya sığacağız. Saçımız başımız dağıldı. Büyük alışverişimizi yaptık. Kız kardeşim, benim küçüğüm, bir de benim büyüğüm, kız kardeşim, ablam. Üçümüz birlikte geldik. Bir Eylül ülke alışverişi, Ramazan alışverişi yaptık. Alışveriş yaparken çekemedim. Hem biz kalabalıktık, hem market kalabalıktı, hem sırada girmek isteyen, girmesi gereken insanlar vardı. Yarın pazar ve her yer kapalı. Biz de alışverişimizi bitiremedik. Mahalleye gidip mahalleden, kasaptan, bir yerlerden kıyma almam gerekiyor. Ekmek almam gerekiyor. Yarına ekmeğim yok, kıymam yok. Şimdi buradaki alışverişi eve gidince size göstereceğim ama çok fazla, dur bakalım nasıl bir video olacak. Hızlı çekim yaparım ya da üstünden gösteririm herhalde. Önce eve gidelim de. Arabanın içini görüyor musunuz? Burada aşağıda da var. Bagaj dolu. Kız kardeşim kendi arabasına koydu. Biz de Nazlı'yı aynı arabaya koyduk. Evet arkadaşlar, bugün de Eylül ülke alışverişimizi yaptık. Bunlar arabada gösterdiğim gibi sadece bana ait olanlar. Benim olanları anlatacağım size. Anlatmayacağım, tek tek söyleyeceğim, geçeceğim. Tuvalet kağıdı aldık. Cif. Bu da aslında son günün. Sirke. 3 tane böyle Acen'in ultra yoğun çamaşır suyu. Sütümüz var, tuzumuz var. Ramazan için alışverişlerimiz arasında. Böyle helvamız var. 2000 şef kreması, erpilicin nugget'ı, Gülgün'ün nedir bu? Tereyağı. Böyle iki tane yoğurt aldım hafta sonu da evde olacağız diye. Ama galiba alttakini yanlış aldım. Ya doğru almışım. Farklı almışım sadece. Burada iki tane bizim en sevdiğimiz Güngören'in Kıbrıs'a üretilen tabii ki sucukları var. Yine aynı markanın kıyması var. Yine aynı markanın hamburgeri var. Böyle Kırnı'nın, yine Kıbrıs'ın bir markası. Piliç. İki tane göğüs, bir tane de kemiksiz but aldım. Üç tane Sana'nın margarinini aldım. Dört tane labne peyniri aldım. Bir tane böyle sele zeytini aldım. Marmara Birliği'nin miydi sele zeytini? Yine aynı şekilde nor aldım. Kıbrıs'ta noru çok severiz biz. Maydanozum 2 tane. Nanem 1 tane. 5 kiloluk un. Meral'in böyle bitter çikolatalı Kellogg's'ları. Cornflakes. Burada bizim çok sevdiğimiz çayımız var. Opa markası. Ve burada 4 tane kahvemiz var. Bugün bunları deneyeceğim. Çifte kavrulmuş sultanın. Prizma'nın pirincini aldım. 2,5-2,5-5 kilo etti ama çok uygundu. 15 lira bile değildi yani fiyatı. Scotch Brite'in tellerini aldım mutfağım için. Birer çeşit krem şanti aldım ve herse yapmak için buğday, yani aşurelik buğday aldım. İki tane Eylül ülkenin kendi şekerinden aldım. Fark etmiyor. Şeker şekerdir. Böyle karbonatım. Karbonatın yanında yuvam maya. Bir 15'li şeker vanilin. 15'li hamur kabartma tozum. Bunları böyle aldım. Tabii iki tane olmazsa olmaz oza aldım. Belki bir sıkıntı çıkar, o kahveleri içemem diye. Böyle Petibör'ün bisküvisi. Böyle Finger. Aynı şekilde bir falan ikisi de. Burada da pilavlık midyat bulgur 2 tane. Ece'nin irmiği 2 tane. Erülkü'nün köftelik bulguru.
Böyle bu markayı aldım, Nescafe. Tatlılarda falan kullanıyorum, bisküvileri falan ıslatmak için. Bu şekilde, nedir markası bunun fark etmez. Nilüsi, neyse işte bu markadan iki tane kulak çöpü. Böyle bu marka peçeteden üç tane aldım. Bu şekilde bir tane Sleepy aldık. Tüm aldıklarım bu kadar. Çok hızlı çektim size. Yani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çok sevdiğimiz ürünleri aldık. Yediğimizi aldık. Yemediğimizi almadık. Evde olanlar var, olmayanlar var. Ona göre aldık. Bir de burada temizlik için tabii ki benim süngerim. Onu da buraya koymuşum. Süngerimi aldım. Çünkü zaten benim uzun süredir yukarıdaki bu temizliğim var bu evde yaptığım. Bütün temizlik maddelerim pencerede. Çünkü bu evin temizliği daha bitmedi. Bunları bitireceğim. Ramazan'a girdik. Biraz ağırlayacak ama olsun. Bu şekildeydi arkadaşlar alışverişimiz. Bir kısmı. Tabii ki evde olanlar var dediğim gibi. Olmayanları aldık. Daha da kaşarımı ve kıymamı almadım. Onları da kasaptan, marketten alacağım. Hatta soğanımı bile almayı unuttum. Yarın için kuru soğan almaya gideceğim. Dediğim gibi hiç açı yapmamış. Açıyı o şeylerle yapmış herkes. Sen de aynısını yapacaksın demektir. Evet, buraları temizledik. Ama buralar pis. İnşallah güzel olacak. Geldim. Kamerada çok güzel görünüyor Ercan. Bak bu çizgiler ne kadar siyah ve net görünür, görüyor musun? Oldu, neden olmasın? Orayı temizleyelim, ona göre koyuyorum. Ne oldu? Tamam. Böyle değil mi? Yamuk duruyor. Yamuk mu? Nasıl yamuk duruyor? Bu buradan mı görüyorsun yamuk? Bir dakika. Sen de bu biraz daha böyle. Niye bu yamuk duruyor? Benim baktığım açıdan yamuk duruyor o. Buradan da açık yamuk duruyor. Tam içine gitmedi gibi bilmiyorum. Yok, bence duvar eğridir. Belki de uzun geldi, yeteri kadar ilerlemesine engel. Kısa geldi, uzun geldi. Yeteri kadar ilerlemesine engel oluyor üst parça. Anladın? Üst parça dişlinin içine girmesine izin vermiyor yeteri kadar belki dedim. Ha. Ya köşeyi dönmediği için. Yani acaba o mu dedim yani sebep. Böyle bir şey görüyorum zaten. Oyuncak.